Herkese merhabalar Tonguç Akademi'de birlikteyiz. En çok beklediğiniz, sorduğunuz konuya geldik gençler. Hücre döngüsünü bugünkü dersimizde anlatacağız. Aslında mitoz dediğim zaman daha fazla biliniyor. Daha bilindik bir isim. O yüzden kocaman bir mitoz başlığı açtık. Ama olay aslında hücre döngüsüdür. Hücrenin hayatı, hücrenin yaşamıdır gençler. Mitoz hücre döngüsündeki bir evrenin ismi aslında... Hemen takvimimizi gösteriyorum. Eylül programımızda bir önceki dersimizde hücre nedir, neden bölünür demiştik. Şöyle bir giriş yapmıştık. Bugün de hücre döngüsünün tamamını anlatacağım gençler. Sadece kontrol noktalarından hücre döngüsü bozulursa neler olur bunlardan bahsetmeyeceğim. Onu bir sonraki dersimize bırakacağım. Kalan her şey bugünkü dersimizin konusu olacak. Derse başlamadan önce ilk olarak tabii ki ödevleri vereyim. Gençler bu dersi bitirdiğimiz zaman nereleri çözmemiz gerekiyor? Onlardan da bir bahsedeyim. 10 dinamo'yu açıyorsunuz. Sayfa 15'ten başlıyorsunuz. Bugünkü dersimizde interfazı, mitotik evreyi anlatacağım. Mitoz 1 ve mitoz 2 olmak üzere iki tane de test koyduk. Onu da çözüyorsunuz. Sitokinezi de mutlaka çözüyorsunuz. Gençler hücre döngüsünün kontrolü kısmına geçmiyorsunuz. Bir sonraki dersimizde bu testi çözüp arkasından da mitozla ilgili karma soruları ödev olarak vereceğim. Yani bu dersimizi bitirdiğimiz zaman ödevlerimizi de çözersek tabii ki hiçbir sıkıntı kalmamış olacak. Hazırsanız derse başlıyorum. Yaslanın arkanıza. Şimdi öncelikli olarak dersimizin başlığını ne attık? Hücre döngüsü attık. Gençler hücre döngüsü demek aslında hücrenin hayatı demektir. Ne demek istiyorum? Hücre bölünmesi gerçekleşti. Biliyorsunuz ki var olan hücreler bir önceki hücrenin bölünmesiyle meydana gelir. Bizim bir tane hücremiz vardı. Bölünme gerçekleştiği zaman iki tane hücre oluştu. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar geçen zamanın tamamı hücre döngüsünü ifade eder yani hücrenin hayatını ifade eder tabii ki bu hayatın içinde de bazı olaylar yaşanacak Mesela organel sayıları arttırılacak, mesela DNA eşlenmesi gerçekleşecek, mesela bölünme ile ilgili gerekli hazırlıklar yapılacak. Biz de bugünkü dersimizde aslında bu kısımdan bahsetmiş olacağız gençler. Kazanımlarımız, öğrenme çıktılarımız ne? Tabii ki mitoz konusundayız. Mitozu açıklayacağız gençler. İnterfazı vereceğiz tabii ki temel düzeyde. Sonra biz mitozun evrelerinden bahsedeceğiz. ...profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve stokinez evrelerinden bahsedeceğiz... ...hatta ya hocam profazlar, metafazlar, anafazlar ah, havalarda uçuşuyor... ...biz bunu nasıl aklımızda tutalım diyeceksiniz... ...ben de size diyeceğim ki yaslanın arkanıza korkmayın... ...bununla ilgili bir şifremiz var... ...şifreyi de sizlere vereceğim gençler... ...anahtar kelimelerimiz interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telafaz ve stokinez... İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış diye aklımızda kodlayacağız. Devamlı olarak da soruları yazarken zaten kenarlara alacağız. Hatta bununla ilgili çok güzel de bir görsel hazırladık. Gençler o görsel de akılda kalıcılığınızı arttırmış olacak. Temel kabullere de geçecek olursak tabii ki bu konunun içerisinde hücreden bahsediyoruz ya. Organeller sık sık karşımıza çıkacak. Mesela sentrozom organelinden bahsedeceğiz. Geçen seneden hatırla sentrozom organeli ne iş yapardı? i ipliği denilen ipliklerin oluşmasını sağlardı hücre bölünmesi sırasında öğrencilerimizin yani sizlerin hücre konusunu hücrede bulunan yapıları bildiğinizi kabul edeceğiz gençler. Tabii ki böyle diyoruz ama ben organelleri de işimiz düştükçe tabii ki size ufak ufak hangisi lazımsa hatırlatma yaparak anlatacağım. Hücre döngüsü ne demekmiş? Hücrenin hayatı demekmiş gençler. Bir hücre bölünmesinden bir sonraki hücre bölünmesine kadar Geçen olayların tamamına hücre döngüsü ismini veriyoruz. Hücre döngüsü de iki tane ana evreden meydana gelecek. Bu evrelerden bir tanesi interfaz evresi dediğimiz evre olacak. Interfaz evresinden sonra da sırada ne olacak? Mitotik evre interfaz bir hücrenin hayatının neredeyse yüzde doksanını geçirdiği hazırlık evresi dediğimiz evredir. Mitotik evre ise mitoz ve stokinoz olarak iki kısımdan meydana gelecek. Mutlaka okul yazılarında şu soru karşınıza çıkacak. Hücre döngüsünün evrelerini tablo yaparak gösteriniz. Hemen bunun başına yıldız 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 atıyorsun. Yazılı sorularından bir tanesi açık uç sorular olacağı için mutlaka bu olacaktır. Gençler not alın hatta ben bu sayfaya gelince ellerimi çekeyim gerekirse ekran görüntüsü alırsınız. Şimdi baktığımız zaman grafiksel olarak da bunu gösterebiliriz. Hücrenin hayatını şöyle bir yuvarlak olarak kabul edecek olursak bazı hücrelerin hayatının neredeyse %90'ı İnterfaz dediğimiz hazırlık evresi içerisinde geçiyor gençler. Yani burada da şurası, burası ve şurası. Yani şu kısım komple interfaz evresi dediğimiz evredir. Hayatı bu olarak kabul edersek pastada çok büyük bir dilim hazırlık evresiyle yani interfazla geçiyor. Arkasından ne geliyor dedi mitotik evre dediğimiz evre. Mitotik evreyi de kendi içerisinden ikiye ayıracağız. Bir mitozumuz olacak çekirdek bölünmesinin gerçekleştiği evre. Profaz, metafaz, anafaz ve telefaz evrelerinden oluşacak. Bir de sitokinez yani sitoplazma bölünmesinin gerçekleştiği evremiz var. Ne dedim? Size bir şifre vereceğim dedim. Soruları çözerken evrelerin gerçekleşme sırasını bilmemiz bizim için çok önemli. Hemen mesela diyecek ki yukarıda verilen hücre profaz evresindedir. Bir sonraki evrede hangi olay? Sen hemen diyeceksin ki interli profesör metenin profazdaysa sıradaki evre metafazdır diye aklında tutacaksın. Sırayla yazabilmek önemli. İnterle profesör Meten'in anası telefon satacakmış. Ya hocam niye bu kadar uzatıyoruz? Ben ip mats diye de aklımda tutarım diyorsan tabii ki o da kabulümüz. Mühim olan aklınızda kalması ama şifreler, kodlar daha kolay aklınızda kalmasını sağlar. Önce böyle uzunmuş gibi gelir ya onu ezberleyene kadar ben ip mas diye tutarım aklımda gibi gelir. Ama uzun vadede biraz vakit geçince ip mas hatırlayamazsın. Ama interli profesör Mete'nin anasının telefon satacağını hatırlarsın diyeyim. İnterfaz dediğimiz zaman G1, S, G2 diye 3 tane alt evresi olacak gençler. Hazırlık evresi ismini veriyoruz. Hemen onu da not almış olayım. Hazırlık evresi. Mitotik evre dediğimiz zaman da çekirdek bölünmesi ve sitoplazma bölünmesi olmak üzere iki aşamadan meydana geliyor. Çekirdek bölünmesinin de profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere 4 tane alt evreden oluştuğunu unutmayın. Baktığımız zaman bazen öğrencilerimiz hemen diyor ki hocam anlattın bir hücreden yeni bir hücre oluşuyor. Peki bu ne kadar sürede gerçekleşiyor? Hücre döngüsünün sürekli süresi farklı canlılarda farklı olur gençler. Hatta aynı canlının farklı dokularında da farklı olur. Mesela şöyle yapsam Işık da vursa pıtır 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 bir şeylerin döküldüğünü görürsünüz. O bizim ölü hücrelerimizdir. Derimizin üstünde epitel hücrelerimiz var. Epitel hücrelerimiz çok hızlı bölünme yeteneğine sahip hücrelerdir. Hücre döngüleri çok kısa hemen bölünerek yeni hücreleri oluşturabiliyorlar. Ama atıyorum vücudumuzdaki başka bir hücrenin döngüsü çok daha uzun sürede gerçekleşebiliyor. Yani hücreler 3 günde bir bölünür, yarım saat bir yarım saatte bir bölünür, 6 ayda bir bölünür diye bir şey söylememiz mümkün değil. Ama arada birkaç tane bilgi daha vereyim. Canlı her hücremizin bölünme yeteneği yok. Mesela sinir hücrelerimizin çok büyük bir kısmının bölünme yeteneği yok. Çizgili kas hücrelerimizin bölünme yeteneği yok gençler. Bazı hücrelerimiz de sadece özel durumlar olduğunda bölünüyor. Mesela karaciğer hücrelerimizin bölünme yeteneği var ama durduk yere karaciğer hücrelerimiz bölünmüyor. Yaralanma gibi bir durum söz konusu olduğunda bölünerek bu hücreler sayısını arttırıyor diyeyim gençler. İnterfaz hazırlık evresi dediğimiz zaman hücre döngüsünün neymiş Yıldız, yıldız, yıldız en uzun evresiymiş. Bazı hücreler yaşamının yaklaşık yüzde doksanını yani çok büyük bir kısmını hazırlık evresinde geçirebiliyor. G1S ve G2 olmak üzere de 3 tane alt evreden meydana geliyor. Bunlardan en 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 önemlisi S evresi dediğimiz evredir. S evresinde DNA'nın eşlenmesi, replikasyonu söz konusu oluyor. Unutma. DNA eşlenmesi gerçekleştiyse o hücre mutlaka bölünecektir. Hani bir önceki dersimizde amipin bölünmesinden bahsetmiştim üstünde yapılan deneylerden bahsetmiştim ya DNA işlenmesi gerçekleştiyse DNA bıya bölün emri verildiyse o DNA mutlaka bölünecektir gençler G1 ve G2 evrelerine yuvarlak olarak aynı şeyleri yazabilirsin sonuçta interfaz dediğin hücre bölünmesine hazırlandığın evredir Organel sayısı artar, ATP sentezi artar, metabolizma hızı artar, protein sentezi artar gibi. Bölünmeyle ilgili hazırlıklar tamamlanır gibi cümleleri G1 ve G2 evresine yazabilirsin. S evresinde DNA eşlenmesinin gerçekleştiğini de unutmuyorsun. İnterfaz evresinde sorularda en çok hangileri çıkar? Bir kere ne dedim? Hücre bölünmeye hazırlık yapıyor. ATP sentezi artar, protein sentezi artar. Hücre niye bölünecek? Çünkü hücre büyüdü, artık kontrol mekanizması bozuldu. Yani hücrenin hacmi de artmış olacak. Gençler, DNA nerede? S evresinde eşlenmiş olacak organel sayısını niye sona bıraktım? Çünkü bunun üstünde çok durmak istiyorum. Biraz sonra profaz, metafaz, anafaz gibi evreleri verdiğimiz zaman eşleştirme soruları soracağız. Diyeceğiz ki şu olay hangi evrede gerçekleşir? Bu olay hangi evrede gerçekleşir? Şu nerede olur gibi sorular karşımıza çıkacak. Unutmuyorsun. Ben en baştan söylüyorum. Organellerin eşlenmesi interfaz evresinde profaz, metafaz, anafaz, telefaz, stokinezde organel eşlenmesi yok. İnterfazda organel sayısı arttırılıyor gençler. Biraz konu ilerleyince sonra o kısmı karıştırabiliyorsunuz. O yüzden en baştan not alarak dinliyorsanız onu iyice bir Defterinize, postitinize yazın. Gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom bulunmuyor. Yine bunu da bir not olarak şuraya açmak istiyorum gençler. Şimdi bizim sentrozom dediğimiz bir organelimiz var. Bu konunun içerisinde bazı kavramlar geçecek. Onları birbirine karıştırmayacaksın. Çünkü bu konunun içerisinde sentriol gibi sentromer gibi kısımlar da var gençler karıştırmayacağım kısımdan bir bahsedeyim. Şimdi sentrozom neydi hocam 9'da gördük bu bir organeldi. Bizim hücre iskeleti elemanlarımız var. Hücre iskeleti elemanlarımızdan mikrotübül adını verdiğimiz bir tanesi vardı. Mikrotübüller böyle bir araya geliyorlardı. 9 çarpı 3'ten 27 tanesi. 27 tanesi bir araya geldiği zaman biz buna bir sentriol ismini veriyorduk. Bu taraftan da yine bir tane sentriol geliyordu. 2 tane sentriol Böyle çapraz yaparak bir arada durduğu zaman da Buna sentrozom organeli ismini veriyorduk. Yıldızı nerede atıyorsun? Sentrozom organeli iyi ipliklerinin oluşmasını sağlayan organeldir. Hayvan hücrelerinde kromozomların tutunmasını sağlayan iyi ipliklerini bu sentrozom organeli üretecek. Bitki hücrelerinde ise gelişmiş yapılı bitki hücrelerinde sentrozom bulunmaz. Yıldız, yıldız, yıldız. Hocam o zaman bitki hücrelerinde iyi iplikleri üretilmiyor mu? Üretiliyor. İyi ipliğinin asıl kökeni şuradaki mikrotübüllerdi ya. Hayvan hücrelerinde sentrozomun içerisinde bulunan mikrotübüller tarafından iyi iplikleri üretiliyor. Bitki hücrelerinde ise sitoplazmada işte mikrotübül organize edici bölge diyebilirsin. stoplazmadaki mikrotübüller tarafından diyebilirsin. stoplazma tarafından bu iplikleri üretilmiş oluyor. O zaman aklımda tuttum. Bitkide de hayvanda da iyi üretimi var hayvanda sentrozom tarafından, bitkilerde stoplazmadaki o mikrotübül organize edici bölge tarafından iyi iplikleri oluşturulmuş olacak gençler. Hazır bunu burada vermişken dur size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi sentrozom bir organel mi? Aslında yapısında da iki tane sentriol var mı? Evet. İnterfaz evresinde sentriyollerin eşlenmesi, sentrozomun İki katına çıkması söz konusu olabilir. Organel olduğu için bu konunun içerisinde kromozomları da birbirlerinden ayıracağız. Geçen ders kromozomu size çok detaylı anlattım. O dersi dinlemediyseniz dönün, orayı dinleyin. Kromozomlar iki tane kardeş kromatitten meydana geliyordu. Kardeş kromatitlerin bir arada tutulduğu bölgeye de sentromer ismini veriyorduk. Sentromerlerden bunlar ayrılacak. Yani konunun içinde sentrozom, sentriol, sentromer kelimeleri çok sık karşımıza çıkacak. Sentromer kromozomların... Kardeş kromatitlerini bir arada tutan bölgenin adı sentriol, sentrozom, organel gibi düşünebilirsin. İki tane sentriol bir sentrozom yapıyor. Bunların işi iyi ipliği üretmek. Bu ise kromozomun yapısındaki bir bölgenin adı gençler. Üçü de sentle başladığı için biraz karıştırılabiliyor. Biz en baştan yine uyarımızı yapmış olalım. Şimdi mitozun genel özelliklerine baktığımız zaman Mitozla mayozun karşılaştırma soruları çok karşımıza çıkacak siz de ortaokuldaki bilgilerinizden birazcık hatırlıyorsunuzdur. Şimdi mitoz dediğimiz zaman bir hücreden ne olmasını sağlıyor? İki tane yavru hücre olmasını sağlıyor. Mayozda ise bir tane hücreden dört tane yavru hücre meydana geliyordu. Karşılaştırmaya bu kadar müsait. Birine yazarsın birden iki hücre oldu, diğerine yazarsın birden dört hücre oldu gibi. Bakıyorum şimdi tek hücreli bir canlı mitoz yaptığı zaman yani bir hücreden iki tane hücre olduğu zaman büyümüş mü olur? Hocam bir hücre mitoz yaparsa tek hücreli bir canlıysa hücre sayısı iki katına çıktı. Yani bu üremiş oldu diyeceksiniz. Tek hücreli canlılarda o zaman mitoz neyi sağladı? Üremeyi sağladı. Çok hücreli canlıları düşündüğümüz zaman mesela benim elimin burası yarı oldu gençler. Şimdi burası yarı olduğu zaman buradaki hücreler ne yaptı? öldü. Vücut hücrelerim olduğuna göre buradaki hücreler mitozla çoğalacaklar. Yani neyi sağlayacağım ben mitozla? Yaraların tamirini sağlamış olacağım. Aynı zamanda büyüme ve gelişmeyi de sağlamış olacağım diyeyim tek hücreli canlılarda üremeyi, çok hücreli canlılarda büyümeyi, gelişmeyi, yenilenmeyi sağlar. Her hücre mitoz geçirebilir eğer bölünme yeteneği varsa. Ne demek istedim her hücre derken? Kromozom sayısı N'de de olsa 2 nde de olsa 3 nde de olsa mitoz geçirebilir. Çünkü mitoz sonucunda kromozom sayısında herhangi bir değişiklik olmuyor. Ama mayozu anlatırken diyeceğim ki kromozom sayısı yarıya iner. O yüzden sadece 2n kromozomlu hücreler mayoz geçirebilir diyeceğim. Bölünme sonucunda kromozom yapısı ve sayısı değişmeyecek ana hücremin genetik yapısı neyse yavru hücrelerin de eğer mutasyon gibi bir şey olmadıysa genetik yapısı tıpa tıp e bir aynı olacak. Mitozda kesinlikle genetik çeşitlilik yok. Hatta o yüzden eşeysiz üremenin temelini de mitoz oluşturacak. Şu başka bir şey. Oluşan hücrelerin organel çeşitleri farklı olamaz. Aynı olur ama sayısı farklı olabilir. Hemen göstereyim size. Şimdi diyelim ki benim bir tane hücrem vardı. Atıyorum 10 litre olmaz. Nano litreler falan olması lazım. Küçük olması lazım da. Diyelim ki bunun 10 litre sitoplazması vardı. Çekirdeğini işte eşlemişti. DNA'sını çoğaltmıştı. Yine uyduruyorum. 10 tane ribozom organeli vardı. 8 tane mitokondri organeli vardı bu hücrenin. Bu hücre mitoz bölünme geçirdiği zaman DNA'sını eşlemişti ya iki tarafa da kusursuz bir şekilde DNA aynı miktarda gitti. 10 litre sitoplazmanın atıyorum 6 litresi buraya, 4 litresi buraya gitmiş olabilir. Yani bu az küçük sitoplazmayı almış, bu çok sitoplazmayı almış olabilir. 10 tane ribozomdan 2 ribozom buraya, 8 ribozom buraya gelmiş olabilir. 8 mitokondrinin 5 tanesi bu tarafa, 3 tanesi bu tarafa gelmiş olabilir. Bu iki hücrenin birbirinden farklı olduğu anlamına gelmez. Bu iki hücre tıpatıp aynı çünkü bu ikisinin DNA'sı birbiriyle aynı. Hacimleri farklı olabilir, sitoplazma miktarları farklı olabilir, organel çeşitleri aynı olacak. Bunda da ribozom, bunda da ribozom, bunda da mitokondri, bunda da mitokondri olacak. Ama sayıları, miktarları farklı olabilir dediğim gibi. Şimdi devam ediyorum. Artık mitotik evreye geçelim. Mitotik evre bir mitoz, bir de sitokinez olmak üzere iki tane ana evreden meydana gelecek. Çekirdek bölünmesi mitoz dediğimiz evre profaz, metafaz, anafaz ve telofaz olmak üzere. Dört tane aşamadan meydana geliyor. As aslına bakarsan şöyle bir durum söz konusudur. Şimdi bir tane hücrem vardı. 2 en 8 kromozomluydu. İnterfaz arkasından da ne yaşandı? Mitotik evre yaşandı. Ne oldu? Sayı 2'ye çıktı. Sonra bu hücre büyüyecek, büyüyecek, büyüyecek. Bir daha bölünecek. Bölündüğü zaman da hop 4 tane hücre oldu. Yani bir hücre arka arkaya 2 tane mitoz geçirirse 2 iki üzeri 2'den kaç hücre oluşur? 4. Arda arda 3 mitoz geçirirse 2 üzeri 3'ten kaç hücre oluşur? 8. Şekilsel de göstereyim. Benim bir tane hücrem var. Mitoz geçirdi, 2 yavru hücrem oldu. Bir daha mitoz geçirdi, hop 4 oldu bir daha mitoz geçirirse her birinden yine oluşacağı için toplam kaç tane hücrem olur? 8. 2 üzeri n formülünü kullanabiliyoruz. Aslında formül mormül kullanmıyoruz. 4 tane geçirirse 2 üzeri 4'ten 16 tane hücre oluşur diyoruz. Başlangıçtaki hücrenin kromozom sayısı neydi? 8'di. Kaçla bitirdim? 8. Mitozda kromozom sayısı değişmez unutmayın. Hemen bir tane soru yapayım. Aşağıda verilen canlılardan hangisinde hücre bölünmesiyle yaralanan dokuların tamiri gerçekleşebilir? Amip tek hücreli bir canlı. Nereye? bölündüğü zaman tamir gerçekleştiriyor, üremiş olur. Öglena tek hücreli, paramesyum tek hücreli. Hatırla geçen senelerden arkelerin tamamı tek hücreli. Tek hücreli canlılar hücre bölünmesiyle üreyebilir. Yani bunlar e, yaralanan dokularının tamirini gerçekleştiremez ama şapkalı mantarlar çok hücreli canlılardır. Bunlarda mitoz tadilatı, tamiratı, yenilenmeyi sağlayabilir. Devam ediyorum. Profaz evresine geldim. Profaz evresinde en çok karşına ne çıkacak? Şimdi normal şartlarda bir hücre bölünmeyeceği zaman kromozomların görünme ihtimali yok. Hücre bölüneceği zaman kromotin iplikler kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşüyor. Baktığımda o zaman normal şartlarda bir hücre bölünmüyorsa şurada nesi vardır? Kromotin iplik dediğimiz kısım vardır. Şurası çekirdekçik dediğimiz kısım. Şurası çekirdek zarı. Şurası da işte çekirdek sıvısı dediğimiz kısım olsun. Hücre bölüneceği zaman buna bölünme emri gittiği zaman Profaz evresinde çekirdekçik ortadan kayboluyor. Şu çekirdek zarı dediğimiz zar erimeye başlanıyor, parçalanmaya başlanıyor. Kromotin iplikler bir önceki ders anlattım. Kısalıp katlanmalar yaparak kromozom dediğimiz yapıları meydana getiriyor. Kromozomlar da birbirinin fotokopisi olan iki tane kardeş kromatitten meydana geliyordu. Yani şununla bunun yapısı birebir aynıdır gençler. Kardeş kromatitleri bir arada tutan bölgeye de sentromer bölgesi ismini veriyoruz. Bir daha profaz evresinde Çekirdekçik kaybolur, çekirdek zarı kaybolur, kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşeceğiz. Genç, dönüşecek gençler. Bitki hücrelerinde sentrozom bulunmadığı için iyi iplikleri nereden üretilecek? Stoplazmadaki mikrotübül organize edici bölgelerden diyeyim. Profaz evresi gerçekleşti. Sıradaki evremiz ne? Metafaz evresi dediğimiz evre. İnterle Profesör Mete'nin metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler. Kromozomları en net gördüğüm evre metafaz evresi olacak. Metafaz evresinde de karyotip analizi yapılabilenecek. Ya hocam karyotip ne demek? Şimdi normal şartlarda tür içinde kromozom sayısı sağlıklı bireylerde sabittir biliyorsunuz. Mesela insanların tamamı 46 kromozomludur. Sağlıklı bireylerden bahsediyorum. Yoksa 45 kromozomlu, 47 kromozomlu yaşayan insanlar da var. Down sendromu, Turner sendromu gibi sendromlar söz konusu olabiliyor. Şimdi ee, i̇nsanların kromozom sayısına ya da kromozom anomalisine bakarak hasta olup olmadığı genetik bir probleminin olup olmadığı anlaşılabilir. Hatta günümüzde teknoloji çok fazla derecede geliştiği için anne karnında bile çocukların genetik bir hastalığa yatkın olup olmadığına bakılabiliyor. Anne karnında bu karyotip dediğimiz olayın yapılmasına aslında amniyo, sentez ismi verilir gençler. Yaslanın arkanıza dinleyin beni. Şimdi bir tane kadın hamile bebişine biliyorsunuz normal olarak aylık doktor kontrolleri ülkemizde ücretsiz olarak gerçekleştirilebiliyor. Devlet hastanelerinde veya işte sağlık ocaklarında aylık kontrollere gidiliyor. Eğer kan tahlillerinden veya başka şeylerden bebekte genetik bir kusur olduğuna doktor kanaat girir, getirirse amniyo sentez yapmasını öneriyor. Amniyosentez ne demek? Bebiş anne karnında bir sıvının içinde o sıvıya amniyon sıvısı diyorlar. Şimdi normal şartlarda da düşün. Ben burada devamlı sabahtan beri ders anlatıyorum. Kriminal ofislerden gelseler buralardan bana ait hücreleri, DNA'ları bulabilirler. Neden? Bulunduğumuz etrafa devamlı olarak DNA'larımız, hücrelerimiz dökülüyor. Bebiş anne karnında bir sıvının içerisinde dedim ya. O sıvıda da bebişe ait hücreler, bebişe ait DNA'lar bulunuyor. Eğer genetik bir hastalığın olduğundan doktor şüphelenirse diyor ki sana amniyo sentez yapalım. Yani bir iğne yardımıyla bebişin içinde bulunduğu sudan bir miktar alalım diyor. Bu miktardan aldı bebişin DNA'sını hücrelerine gördü. Hemen onları bölünmeyi teşvik eden bir ortama alıyor. Hücreler bölünmeye başlıyor. Profaz, metafaz evresine geldiği zaman bölünmeyi durduruyor hücrenin içerisindeki kromozomların fotoğrafını çekiyor. Şimdi burada 1 2 3 4 tane kromozom var ama insan hücresi olsaydı burada kaç tane kromozom olacaktı? 46 tane kromozom olacaktı. Fotoğrafını çekti ya. Bu fotoğrafının çekilip bilgisayara aktarılıp kromozomların sırasına göre dizilip anomali olup olmadığının tespit edilmesine karyotip ismi veriliyor. Mesela bu sağlıklı bir erkek bireyin karyotipi 46 tane kromozom var 23. çifte XY şeklinde. Bu dizmeyi yaptığı zaman doktor baktı 21. çiftten çift değil de üç tane var. He, 47 kromozomlu 21. kromozom takımından bir tane fazla taşıyor. Sizin çocuğunuzdan sendromlu olacaktır diyebiliyor. Veya normalde X kromozomu ile Y kromozomunu görüyor musun? Y ne kadar küçük, X ne kadar büyük. Baktı, Y daha büyük, X çok küçük bir yapıda sizin çocuğun kromozom sayısı ile ilgili değil ama kromozom yapısıyla ilgili bir sorunu var diye biliyor gençler. Amniyosentez budur, karyotip budur. Karyotip neymiş? Kromozomların fotoğrafının çekilip bilgisayar ortamında dizilmesine karyotip ismi veriliyor. Kromozomların en net görüldüğü evrede metafaz evresi olduğu için bu işlem metafaz evresinde yapılıyor. Karyotip kromozomların uzunluk, bant ve sentromer konumu gibi özellikleri dikkate alınarak sınıflandırılıp dizilmesiyle elde edilen fotoğraftır diyoruz. Metafazdan sonra İntiharlı Profesör Mete'nin anası Anafaz evresine geçiş yapıyorum. Anafaz evresinde de kardeş kromotitler birbirlerinden ayrılıyor gençler. Hemen şunu bir göstermiş olayım. Şimdi benim kardeş kromatit dediğim şeyler aslında kromozomun şöyle görünmüş haliydi. Bu bir kromozomdu gençler. Buradaki yapıyla şuradaki yapı birbiriyle genetik olarak aynıydı. Bunlar birbirlerinden ayrıldığı zaman o zaman şunun genetik yapısıyla bunun genetik yapısı birebir aynıdır. Şurada kahverengi gözlü olma geni varsa burada da kahverengi gözlü olma geni var. Burada işte atıyorum kıvırcık saçlı olma geni varsa burada da kıvırcık saçlı olma geni var. Kardeş kromotitler zıt kutuplara gidilecek. Sonra buradan iki tane yeni hücre oluşacak. Oluşan hücreler birebir kardeş kromotitleri taşıdığı için aynı genetik yapıda olacak. Ana fazla neyi bileyim? Kardeş kromotitler sentromer denilen o bir arada bulundukları bölgeden bölünecekler. Zıt kutuplara doğru hareket edecekler. Artık zıt kutuplara doğru hareket eden her bir kardeş kromotite de kromozom ismini vereceğiz. Mesela şimdi ben soru sorsam, desem ki bu hücrenin kromozom sayısı kaç? 1 2 3 4 diyeceksin. Bu hücre 4 kromozomlu metafaz evresinde olan bir hücredir diyeceksin. Bu şekli vermiş olsaydım, ha diyeceksin ki hocam bu anafaz. Aslında 4 kromozomlu bir hücre ama artık zıt kutuplara gidenleri de kromozom olarak sayıyoruz. Geçici olarak iki katına çıktı. Yani bu hücrenin kromozom sayısı 8. Bu bunun devamı evre buna dört, buna 8 dememin sebebi artık zıt kutuplara gidenleri de kromozom olarak nitelendirmemizden dolayı ama tabii geçici olarak gerçekleşiyor. Ana fazdan sonra telofaz evresine geldik. Profazda ne dediysem tam tersini aklında tut. Profazda çekirdek zarı kayboluyordu. Telofazda çekirdek zarı yeniden oluşuyor. Profazda çekirdekçik kayboluyordu, telefazda çekirdekçik yeniden oluşuyor. Profazda kromatin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüşüyordu. Telefazda ise kromozomlar incelip uzayarak tekrar kromatin ipliklere dönüşüyor. İyi iplikleri de bu evrede kayboluyor gençler. Telefazın tam sonuna doğru geldik. Hücrede iki tane baktığın zaman çekirdek görüyorsun. O zaman birazdan ne yapalım? Sitoplazmayı da bölelim. Sitoplazmayı da böldüğümüz zaman iki tane yavru hücre elde etmiş olalım. Bir de şunu söyleyeyim, bunu mikroskop altında falan inceleyebiliyorlar. Belki okullarınızda da böyle soğanın zarından inceleme yaptırırlar, bitki hücrelerini gösterirler size. Şöyle değil. Profaz bitti, metafaz tamam, tam kesin noktada başlıyor. Sonra anafaz başlıyor gibi değil. Bunlar arka arkaya gelen evreler. Telofaz gerçekleşirken aslında biraz sitokineze de hazırlık yapılmış. Yani çekirdek zarı oluşur, çekirdekçi yeniden oluşur, kromozomlar kromatin ipliklere dönüşürken bir yandan da bak hayvan hücresinde sitoplazma buğunlanmaya başlamış. Yani genellikle birbiriyle eş zamanda da gerçekleşebiliyorlar. Genellikle hücrelerde sitokinez telofazda oluşmaya, gerçekleşmeye ...gerçekleşmeye başlar diyeyim. Çünkü hücrenin uzamaya başladığı evre bu kısım oluyor. Sitoplazma bölünmesi sitokinez dediğimiz zaman bizim için önemli. Hocanın yazılı sorularından bir tanesini daha so söylüyorum. Bitki ve hayvan hücrelerinin mitozunu karşılaştırınız. İki tane fark bileceksin. Bunlardan birincisi sitokinezde... Hayvan hücrelerinde sitokinez olayı boğumlanma dediğimiz şekilde gerçekleşir. Dıştan içeriye doğru gençler. Boğumlanma sonucunda da bir hücreden iki tane hücre meydana geliyor. Dikkat, bitki hücrelerinde sitokinez boğumlanmayla gerçekleşemiyor. Ara lamel, ara çeper oluşumu söz konusu oluyor içten dışa doğru çeper oluşturulacak. Ya hocam niye bunlar bölünemiyor? Çünkü bitki hücrelerinin hücre zarının dışında selüloz yapılı bir hücre çeperi vardı. Çeper ölü bir yapıya sahip olduğu için boğumlanması söz konusu olamıyor. İçten dışa doğru çeper oluşumu söz konusu olacak. Çeper diyebilir, orta lemel diyebilir gençler. 2 üzeri n'in mantığını zaten en başta verdim. Mesela desem ki bir bitki hücresi art arda 4 mitoz geçiriyor. Kaç yeni hücre oluşur? Ya hocam 2 üzeri 4'ten 16 tane yeni hücre oluşur diyebiliriz. Mitoz sonucunda oluşan hücrelerin kromozom sayısı fotokopi bunlar birebir aynı DNA miktarı aynı, DNA aynı olduğuna göre gen çeşidi tabii ki aynı olacak. Nükleotit sayısı, dizilişi aynı olmazsa olmaz. Zaten şurası genetik yapı hangi kelime, hangi tanım çıkarsa çıksın aynıdır diye yapıştır. Organel çeşidi aynı olacaktı ama sayısı farklı olabilir. İki hücrenin sitoplazma miktarının farklı olmasına bağlı olarak hacmi de farklı olabilir gençler. Mitoz geçirmiş bir hücre ama iki hücre birbiriyle aynı değil. Eğer böyle bir şey olduysa bir anomali var demektir. Mutasyon meydana gelmiş demektir. Hayvan hücresinde mitozu bir de bitki hücresinde mitozu şeklin üstünden gösteriyorum gençler. Şimdi en başta interfaz meydana geldi. Dur onları da yazayım. Şimdi başta bir interfaz oldu. Toparlıyoruz özet burası. Hazırlık evresidir. G1-S-G2 evrelerinden oluşur. S evresi DNA'nın eşlenmesinin gerçekleştiği evredir. G1-G2 yuvarlak aynı cümleleri yapıştır. Organel sayısı artar, ATP sentezi artar, enzim sentezi artar, protein sentezi artar gibi hücre bölünmeyle ilgili hazırlıklarını yapar gibi S'de DNA eşlendi. DNA işlenmesi gerçekleştikten sonra profaza geçtim. Profaz çekirdek zarı erimeye başladı. Çekirdekçik kayboldu. Kromotin iplikler kısalıp katlanmalar yaparak kromozomlara dönüştü diyeceksin. Organel olan sentrozomlar zaten interfazda eşlenmişti. Bunlar da bak nereye doğru hareket ediyorlar? Zıt kutuplara doğru hareket ediyorlar. Metafaz evresinde kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizilecekler en net şekilde metafazda göreceğim. Anafazda kim birbirinden ayrılıyor? Kardeş kromatitler birbirlerinden ayrılarak zıt kutuplara doğru hareket ediyor. Geçici olarak kromozom sayısı iki katına çıkıyor. Telefaz evresinde de profazın tersini yapıştır. Çekirdek zarı yeniden oluştu, çekirdekcik yeniden oluştu, Kromozomlar incelip uzayarak kromatin ipliklere dönüştü gençler. Yavaş yavaş sitokineze de hazırlık yapıldı. Hayvan hücrelerinde boğumlanma gerçekleşti. Sitokinez oldu. Bitki hücrelerinde ise aralemel, ara çeper oluşumu meydana geldi ve sitokinez gerçekleşmiş oldu. Şimdi biz kromozom sayısı değişimi ve DNA miktarındaki değişime bakacak olursak Diyelim ki bir hücrenin DNA miktarı neydi? X. Mitoz sonucunda yine ne olmasını bekliyorsun? X kadar. Mitozda DNA miktarı değişmez. Keza kromozom sayısında da herhangi bir değişiklik söz konusu olmaz. DNA'nın eşlenmesi nerede gerçekleşiyor? İnterfazda. O zaman interfazın S evresinde DNA miktarı iki katına çıkacak gençler. DNA miktarı iki katı iki katı iken Döngü devam edecek. Sitokinezde sitoplazma bölünmesi gerçekleştiği zaman bu iki katına çıkan DNA'nın bir katı bir hücreye, bir katı bir hücreye gidecek. Böylelikle eşitlenmiş olacak. Kromozom sayısına da baktığımız zaman kromozomlar ne zaman oluşuyordu gençler? Bizim profaz evremizde yani interfaz, profaz, metafazda x kadar kromozom var diyebilirsin. Anafazda geçici olarak iki katına çıkıyor. Artık onlara da kardeş kromotitlere de kromozom ismini veriyorduk. Sitokinezde de tekrardan eski haline dönüş söz konusu oluyordu. Birkaç tane de soru çözüp bırakacağım gençler. Aşağıda verilen olaylardan hangisi bir bitki hücresine mitozu sırasında meydana gelmez? Mitozda DNA'nın eşlenerek iki katına çıkması var. İnterfaz evresinde o zaman meydana gelir. Kromatinlerin kromozomlara dönüşmesi gayet bitkilerin profazında meydana gelir. Hücrenin ekvator düzlemine dizilmesi metafaz tabii ki olur. Kardeş kromatitlerin zıt kutuplara çekilmesi sırayla yazmışız anafaz tabii ki olacak. Bitki hücresinde çeper var. Nereye sitoplazmasını boğumlanarak bölecek ki Hadi oradan diyorsunuz. Onda ara lemel, ara çeper oluşumu söz konusu olacaktır. Belirtilen olaylar aşağıda verilen evreler ile eşleştirilirse hangi seçenek açıkta kalır diyor. Kromozomların hücrenin ekvator düzlemine dizilip iyi ipliklerine tutundukları evre tabii ki metafaz olacak. Kardeş kromatitlerin sentromerlerinden ayrılarak zıt kutuplara gittiği evre anafaz olacak. Kromozomlar incelip uzayarak kromatinlere dönüşür. Dikkat et bak kromatin kromozoma demiyor. Kromozomlar kromatine dönüyormuş. Nerede? Telofazda. DNA eşlenmesi gerçekleşir. Organel sayısı artıyorsa interfaz meydana geliyordur. Profazın tanımı verilmemiş. Kelime oyununa düşseydin telefazı işaretleyebilirdin. Ama siz tabii ki fark etmişsinizdir diyorum. Hemen buradan da bir tane de şekilli soru çözelim. Aşağıda bir hayvan hücresinde meydana gelen mitozun evreleri şematik olarak verilmiştir. Buna göre numaralandırılmış evrelerin gerçekleşme sırası aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi Şuradan baktım direkt bunu gördüm. Kromozomlar hücrenin ekvator düzlemine dizildiğine göre burası neresi? Metafaz evresi dediğimiz evre olacak. Burada hücrede iki tane çekirdek oluşmuş. Hafiften de bir boğumlanmaya başlıyor. O zaman burası da telofaz evresi dediğimiz evre. Burada bir tane çekirdek var. Çekirdek zarı da erimeye başlamış. Kromozomlar oluşmuş. O zaman burası profaz evresi. Burada da kardeş kromotitler zıt kutuplara doğru hareket ediyor. Anafaz evresi. İnterli Profesör Mete'nin anası telefon satacakmış. O zaman aklımda tutacak olursam önce kiminle başlamam gerekiyor? Profaz evresi dediğimiz evreyle başlamam gerekiyor. Profazdan sonra hangi evre var? Metafaz evresi. Baktığım zaman hemen nasıl göstereyim? seçenekler daha tam olmuş. Evet şu iki seçenek birbiriyle aynı olmuş. Ben size doğrusunu yazayım gençler. C olarak da kabul edelim. Şimdi baktığımızda profaz evresinin meydana gelmesi gerekiyor. 2 ile başladık. Arkasından neresinin gelmesi gerekiyor? Metafaz evresinin. metafaz evresinden sonra hangi evre gelecek? Anafaz evresi. Sonra da telofaz evresi gelmiş olacak. Yani cevabımız yeni C seçeneğimize düşmüş oldu. Bazen böyle göz gözümüzden kaçabiliyor diyeyim gençler. Bu da bizim son sorumuz oldu. Bir sonraki dersimizde hücre döngüsünün kontrol mekanizmasından bahsedeceğim. Yani aslında hücre döngüsü kısmı bitmedi gençler. Eminim yazılı da bu stop. Bilgiler çok fazla derecede işinize yarayacaktır. Hemen ödüllü soruyu gösteriyorum. Ödüllü soruya cevaplarınızı aşağı yorumlar kısmına bekliyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.